Herkese selam arkadaşlar, ben Vahit, Kasades Create. Bugünkü videoda top lane'de Jax oynuyorum. Neden Jax oynuyorum diye kendime sordum. Cevabı var aslında. Sezon 11'deki itemlerle beraber E'mizin cooldown'unu bayağı bir düşürürüz. Böyle 4-5 saniye kadar düşüreceğiz. Artı vurdukça da düşecek item sayesinde böyle E'yi kapatmadan neredeyse bir oyun oynayacağız. Top lane'de oynuyorum. Karşımda Camille var, jungle'da da işte Mastery var. Aynı zamanda Ashe var yani karşı takımda. 3 tane AD şampiyon olduğu için güzel oldu. Güzel bir şekilde deneyeceğiz. Sen ne yapıyorsun bana ya? Aha, yanlış attım. Top lane'de Jax'ı Camille'e karşı oynamaya çalışacağız. Bakalım yine böyle yeni sezon itemleriyle beraber eğlenceli güzel bir video çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Herkese iyi seyirler. Haydi bakalım. Şimdi bu Camille push'u aldı abi. W'sunu açtığı için çok fazla yaklaşamıyorum. Şimdi bak, W açacak bana. Üstüne atlayabilirim en iyi ihtimalle ama... 2 level olacağı için atlamayacağım, birazcık bekleyeceğim. İkimiz de 2 level olun. Aslında Q açmasam iyiydi ama W ve E açabilirdim. Her neyse, şunu alayım, ben de level atlayayım artık. Şöyle bir tane daha vurup çıkıyorum. Yani Jax'ı oynarken sadece potu basmadık. Böyle güzel takaslar girmeniz lazım. Yani E kapandığı da geri çıkıyorsunuz. Rakibimin E'si varsa ona göre daha dikkatli oynayacağım. Karakterleri oynarken iki karakterin de skilllerini düşünüp oynamanız lazım. Bak, bu adam burada bana bir tane vursa iyiydi. Koy çocuğu baba. Aa, bu kötü oldu ya. Aslında alabilirdik. Anlamadım. Her neyse. Adamın flash'ını aldık. Biz yine sakin olacağız. Şimdi bu oyundaki amacımız ne? Ben size göstereyim itemlerden. Şurada şöyle bir item var abi. Navari Quick Blade diye bir şey. Bu item sizlere 30 büyü hızı veriyor. Ve bundan üst üste alabiliyorsunuz. İleride bence... Aha. Abi çok güzel kestik bu adamı. 30 büyü hızı verdiği için... Sağlam bir cooldown düşüyor arkadaşlar ve o itemin özel bir pasif var. Bu pasif şöyle. Hemen göstereyim size, bu adam teleport atacak çünkü. Bu itemin özel pasifi kritik vuruşlarınız yüzde ulti harici skillerin %20 cooldown'ını düşürüyor. Artı 30 büyü hızı veriyor ve stacklenebiliyor, yani alabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Ben de dedim ki bundan alalım abi. 4 tane 5 tane. Oynayalım. Bir baktım E'si 3 saniyeye falan düşüyor. 3.5, yani o kadar alabilirsek. Üzerine düz vuruş yaptığında da düşecek. İyicene E'sini düşüreceğiz cooldown'unu ve rakibi böyle tilt edeceğiz. Güzel bir oyun geçireceğiz. Bakalım benimle beraber kalın, neler neler yapacağız. Aynı zamanda Jax'ın oynayışını falan filan değerlendireceğiz beraber. Video editsiz gelebilir bu video. Editsizdir büyük ihtimalle. Bu aralar çok yoğunum. Ama güzel video çıkarmaya çalışıyorum sizin için. Siz de videoları beğeniyorsanız bir iki dakikanızı ayırıp like atmayı unutmayın abi. Artı... Hala abonesiniz. Zaten abone olup zilleri açtığınızı varsayıyorum yani. Hop. Sen sinirli bir çocuksun. Ben hiç vermemişim skilllere. Ben seni kestim bu arada. Kestim ki. Arkadaşlar bizim Jax eski sezon 3'ten falan geliyor. Sezon 3'te Jax var mıydı? Sanırım vardı. Her neyse. Zınk. Adamın TP'si sanırım var ama ezdik adamı. Yani TP... Oynarken neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Adam hata yaptığı için öldü ama hata yapmasa nasıl takas girmeliyim? İlk ben mi atlamalıyım? Adamı mı yemlemeliyim? Skilllerimizi nasıl kullanmalıyız falan filan, bunları düşünerek oynuyoruz diyelim. Şimdi kendimi toplayın alayım. Bu adamla kapışmaya devam. Daha bu itemden bayağı alacağız. 3200 para çok para chat. 5 tane alsam zaten 16.000. 3200 aynen 16.000 para yapar çüş yani. Her neyse, ben 6 level oluyorum. Şöyle... Q düz vuruş W şeklinde takas giriliyor. W atmazsam içimde kalır. Aynı zamanda 6 level olduktan sonra da 2 tane minyon vurup adamın üstüne atlayıp zınk diye bir tane vurabilirsiniz. Böyle güzel bir çar. Bir tane minyona vurursam Q düz vuruş W yaparım. Bu adam da der ki bana ne oldu baba diye söyleyebilir. Çok rahat ve basit oynarım. Hakikaten şu kombolarını falan eskiden yapardık yani. Oradan aklımda. Hop. Hoppa, çok güzel. Şimdi buradan birazcık plate alalım. Bu arada rünlerden yenilmez girdim. E'yi çok fazla açacağım için pratik zeka alıyorum. Kill aldıkça E'yi açmaya devam edeyim diye. Çok mantıklı olmayabilir aslında, keskin sağanak oynayacaktım. E'yi patlatıp tak 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 yapıp bir daha E'yi açacaktım da. Neyse, bununla da güzel oluyor. Sağ taraftan da
Şunu aldım ki buradan büyü hızı alalım. Şunu ayarlayamadım ama Nimbus Cloak aldım. Ignite alacaktım. Onunla iş yapar diye de. Aha. Sen beni sabaha kadar kovalarsın. Aç W'yu. Aa, pingsiz olsam belki dodge'lardım onu. Bu arada E fullledim cooldown'u düşürmek için. Şimdilik 9 saniyemiz var. E'de daha flash atmadan adamı 3 kere kestik arkadaşlar. Şimdi benim bir de bot almam lazım. Botumu büyük ihtimalle saldırıcı alacağım. Saldırıcımız eksik kalıyor çünkü. Ne aldık? Bunu ver abi. Kritiğe gerek yok şimdilik. Şimdilik şunu alayım. Paranın gerisi kalsın. Çünkü bu itemden çok almam lazım. İtemleri almaya devam edeceğiz. Oyunu da yok etmeye devam ediyoruz. Aslında E şimdilik 8 saniye. Fena değil. İşte 4-5 saniye düşünce işte bu itemi alınca %20 cooldown düşecek falan. Fena. Geliyoruz. Fenalık. Geldim Kamil. Geldim. Yani gerektiğinde tryhard'ı koyuyoruz be. Nasıl? Şimdi burayı freezlemek falan lazım da bu kadar tryhard'a gerek yok. Ama bilmiyorum neden böyle sapladık adama. Normalde oynarken burayı böyle freezlemem lazım. Böyle dururum. Burada son vuruş atarım. Koridorda üstünlüğümü alırım. Biraz da hani çok çok şey yapmamaya çalışırım yani. Şeyi. Koridoru fazla biriktirmeyeyim ki kuleme çarpmasın. Burayı da güzel oynayalım. Şimdi burada oynayalım. Bu arada Kasedin videosu nasıl oldu bilmiyorum. Kasedin güzel oldu da sezonun yeni sezon itemleriyle ne kadar iyi tartışılır bayağı. Onu geçen düşünüyordum da öyle yani. Bu arada item almama 600 gold var. Aslında benim top lane'den açılıp sağ solu da kessem lazım ya. Sadece Kamili keserek böyle bilmiyorum item alabilir miyiz? AFK mısın lan? Keşke pushlasaydım. Dur pushlayayım tamam. Tamam pushluyorum kardeş. Senin yaşamana izin vereceğim ya. Sen bir tur yaşa yoksa oyundan çıkacaksın. Sıkıntı yani. Bu parayı ben milyonlardan da alırım sen rahat ol. Bu arada normal oyun değil yani. Ya custom oyun değil yani biliyorsunuz. Böyle 5v5 özel kurmadım onu da söyleyeyim yani kurmam zaten normalde de. Bir tane kurmuş oyunum vardı. O da Malphite'ın tank videosu. Ama orada da Allah. Orada da RP verdim karşıya. Dedim ki çocuklara beni kesene RP dedim. Ona göre tryhard ciddi oynayın dedim çocuklara. Bunlar da gerçekten tryhard oynadı ve beni kesmeye çalıştı. Çünkü normal oyun kuramadık. O an oyun giremedik, başaramadık abi. Ben de çocuklara RP ödülü vermiştim. Beni kesin diye zorla tryhard oyna diyordum yani. Oyuna öyle bir mini bir anı olsun arkadaşlar. Neyse ben buraya şunu açarım baba. Buradan altınımızı yiyeceğiz. Çık çık hiç gerek yok. Gerek yok kardeş ben bunu zaten kesiyorum. Yani zaten kesiyorum yani. Adamı yaşattık bir kere şimdi de kestik bilmiyorum yani. Ben bu itemlerden sadece alacağım için bu item yeteri kadar iyi mi? Beraber bakacağız abi. Şurayı da pushlayayım. Bu arada hangi mitik eşyayı alacağım hakkında da konuşalım. Of ne vuruyor be. Arkadaşlar Jax da felaket ya. Normal itemlerle mi oynasaydık? Abi çok ezmeyin adamları. Ben zaten duman ettim. Bu adamı çok ezdim. PB'de oynuyoruz ya. Adamlar oyundan çıkabilir ya. Maalesef öyle oynuyorlar. Şimdi bir tane bundan aldık. Bundan sonraki item olarak şunu seçtim ben. Gorde Drinker diye arkadaşlar. Neden bunu seçtim hemen anlatayım sizlere. Şuradan cooldown aldım. Şuradan da saldırı hızı botunu alayım abi kalsın. Normalde para harcamak istemezdim 800 ama. Ya da harcamayayım gerçekten. Ya yani itemlerin bitmesi daha öncelikli. Ne kadar item tamamlarsam o kadar iyi olur abi. Şöyle ki Gorde Drinker itemi arkadaşlar. Bastığında adama bir hasar vuruyorsunuz. Etrafınızda komple. Artı %12 eksik canını çekiyorsun abi. Her vurduğun şampiyon için. Felaket bir item. 20 büyü hızı veriyor. 45 AD 400 can. Böyle güzel bir item. Aynı zamanda diğer efsanevi itemlere 5 büyü hızı veriyor. Sen beni bilmiyorsun herhalde.
Ah be, tek atamadım. Ya gelsene kardeş buraya. Can yenile, can yenile, can yenile. Ben kötü mü oynadım, bu adamlar mı iyi oynadı? Anlamadım ki. Sanırım adamlar iyi oynadı. Ben aslında Mastery'yi düşünemedim ya, W açacağını. Keşke Echo'yu hedef alsaydık. Neyse, teleport var. Teleportla oynarız abi. Kötü bir şekilde öldük harbiden. Neyse, devam edelim. Camille 10 saniye içinde TP atabilirim ama Camille'i kesmek istemiyorum arkadaşlar. Diğerlerini oynayalım. Para vermiyor adam. Gerçi top lane'den baskı yaparsak güzel olur. Diğer adamlar da gelir. 2'ye 1 falan atarız. Ama aldığım itemler sıkıntılı. Dur bakayım. E'yi test edelim. Şu an 5 saniye cooldown var E'nin. Ve bu item sayesinde düz vuruşları bir kritik vurursa iyice düşecek cooldown'u. Bu arada Jax'ı normal itemlerle düşünemiyorum ya. Çok güçlü olur sanırım. Normal bir şekilde şu yıldız itemlerden kassam. Selamünaleyküm kardeş. Bana bir ayar çekelim. Bana bir ayar. Ölmedim mi? 112 gold. Aslında minyonları alsam daha iyi de neyse ya. Adamı küçük düşürmek için söylemiyorum ya. Gerçekler maalesef daha fazla veriyor bir wave. Kritik vurduk, aldık abi. Oğlum Master'dan korkuyorum, adam oynuyor. Aldığı itemler neymiş? Kraken'le Tiamat almış. Kraken tank keser miydi? Bakayım abi, okuyalım. Aa, 100 gerçek hasar vuruyor. Neyse. Bizim saldırı hızımız çok düşük ya. Botu alalım bence. Aha, E'm yok. Kes beni. Tamam, kesmedi. TP atıp bot lane'i kesebilirim. 300 gold var adamın üstünde. Hadi bakalım. Kraken bitmedi. Şu botu alayım arkadaşlar. Gerçekten lazım yani. Bir iki tane de ward aldım. Çünkü ward lazım. Jumplamak için. Tak. Ya 600 gold'u çektim vallahi. Kardeşim minyonları alıyorum. İtem lazım. Ah, dragonu almışlar. Yavaş oynayacağım. E'mi açmıyorum abi. Sen iyi oynuyorsun oyunu. Aha. Geldim geldim. Çok güzel bir kritik kafaya vurduk. İtem bitmesine kaç para var? Bu itemi bitirmem lazım. 1400 para bitmiş. Tamam, bittiyse base atalım. Birazcık aslında farmları almaya çalışıyorum. Bizim ekiple beraber girdik yine oyun ama alamadık. Problem yok. Bu item neden bunu aldım? Aslında sürekli şundan alacaktım, Navori'den. Şöyle anlatayım. Bu item 20 büyü hızı veriyor. Artı bütün efsanevi itemlere 5 büyü hızı veriyor. Yani şu an bir tane efsanevi var. 20 buradan verdi, 5 buradan, 25 geldi. Şu da 30 veriyor. Ürünlerden de 10 geliyor. Falan filan. Şimdi bundan almaya devam edeceğiz abi. Ben mid'e gideyim. Yükün onu top lane'i kesiyor. Aynen abi. Geldim Echo. Oy. Aa. Kritikte falan yine vuruyor ya. Bir şey diyeceğim. Benim E'm kaç saniye? Bir dakika deney. Yine E'm bayağı kısa sürede geliyor şu an bile. Daha itemleri almadım yani. Leona'da da çok CC olacağı için bizi probleme sokacak gibi arkadaşlar. Haydi hayırlısı diyorum. Aha. Burada Mastery'in var senin. Yapma. Ayıp edersiniz. En azından onu keseyim. E'yi basabilirdim galiba, gelmişti cooldown'u.
Ah be, şu Gordrinker E falan keşke bassaydım, benim hatam. Pardon pardon, dur 30 saniye devam ediyoruz abi. Aldım bunu. 4.57 saniye. Unuttum, benim hatam. Bir daha E'ye kağıt sıkıştırıyorum şimdi. Çıkarmayacağım. Ama fena güçlü oldu be. Güzel. Karşı eş niye sürekli böyle fed oluyor ya? Adamın üzerinde 300 gold var. Ben de split'ten ayrılmamalıyım. Geldim bota doğru. Aha, adamın adı Pezo lan. La Pezo. Adamın adı niye Pezo? Pezo'yu kesmeyin. Pezo'yu kesmeyin. Alın Pezo'yu. Bizden biri çıktı, anlamadım. Tyler Van ateist yazmış. Kallampa yazmış. Peace Lord. PPP Po 69 Ezo. Allah Allah. Hiç beklemiyordum bu arada. Ya gel artık sen. Sen çok tanksın, sana hiçbir şey yapamıyorum ya. Yok yok, çok hasar yiyoruz chat. Çıktım buradan ya. Tamam, girebilirim de. Oy. Fokus fokus. Aa! Eşe bak, Gale Force sistemini kullandı. Adam stun'ımdan çıktı lan, çok iyiydi. Ben şunu basamadım galiba. Oy. İyiydi, iyiydi. Neyse hadi bakalım. Bir daha geliyorum şimdi de çözemedim. Tam çözemedim yani. Stunları çok fazla yani. Vurmaya devam etmeliyiz sadece ya. Stun yiyorum ya, problem yani. Leona çok tilt etti beni. Leona harici herkese saldırırım ama. Aslında Leona'nın Q'suna da E açayım ben şimdi. Geldim Camille vallahi, toptan pushlayacağım. Şu E'ye niye basmadım? Az önce de. Boşuna aldık itemi, mitik falan. Aa, bizde Yuumi var. Dur bakayım, Yuumi ile yine oynayacağız biz. Şimdi aklıma geldi. Zone 2 altın. Güzel. Aslında oynuyorum be oyunu. Çok CC'ye takıldım. Şimdi çözeceğiz oyunu. 1700 para lazım ya. Çok lazım ya. Kırmızı af kaç büyü hızı veriyor acaba? Bu neymiş ya? Hmm. 4.57 saniye geldim. Ne varsa almamız lazım. Odayı da E patladığında deprem oluyor gibi oluyor. Geldim. Kardeş gelemedim bir türlü, geliyorum. Ya zaten şunu kestikten sonra. Yani anlamadım ki ya. Niye bu kadar çok hasar yiyoruz sizce? Aldım ikincisini. 100 oldu cooldown'ını satayım. Büyü hızı 100. Equivalent yani %50 cooldown olmuş eski T'ye göre. Yani 4 saniye E'miz var. E'miz 4 saniye. 4-4. Bundan sonra adam akıllı bu build kasarsam herhalde yok ederiz. Güzel. Ya büyü hızı veren item yıldızlara bakalım. Vermiyor. Vermiyor. 15 büyü hızı veriyor. 30 yerine bunu alabiliyorum yani. Daha düşük olur. 15 veriyor. 10 veriyor. Bu hiç vermiyor falan filan. Ya aslında hayalet dansçı alınabilir. 17-4, 17 kilim var anasını satayım. Şunu bir daha basmazsam kafama bir tekme. Mavi ben alırsam çok iyi olur. Ya, galiba büyü hızı veriyor. Ya kardeş sen sıkıntılıymışsın ya. Tamam sen yaşa hadi, saldım seni. Büyü hızı 10 verdi. 3.81 saniye, güzel. Ha beni saldın, bilmiyorum. Hak etti bence yaşamayı ya.
Ama Yumi içimdeyse ölmeyeceğim herhalde. Hoppa. Ne vuruyor lan eş? Arkadaşlar. Ne diyorsun sen ya? Ne yaptım ben az önce, bir dakika. Ben anlamadım ne yaptım arkadaşlar. Kapanmadı abi. Hayır. Aa, abi 3.81 saniye adamlar tilt oldu, efekt verdi ya. Abi daha düşürecektim ben, bundan daha alacaktım ama 3.81 saniye herhalde yine de çok az yani. 3.81 saniye artı ondan sonra vurduğum her kritik vuruş için arkadaşlar adamların ya eğri kulağı iyi düşüyordu, adamların içinden geçtik yanlışlıkla ya. Yani kusura bakmasınlar, artık buradan selam olsun. Bu yeni item üst üste alınabiliyor ya, 30-30-30-30 AD şampiyonlara da AP şampiyonlara da bir tane var 30 veren. Böyle millet alıyor 5-6 tane işte. Bakma 3.81 oldu. Ben size şöyle diyeyim, 2 tane aldım sadece, 3 tane daha alabilirdim. Ve sanırım 2.5-2 saniye kadar düşerdi. Bu itemler çok OP. Yani bu itemleri yapmayın abi. Bu itemler hakikaten şampiyonu aşırı güçlü kılıyor. Bazı şampiyonları böyle tek tek seçersin, skillleri çok güçlü olan, düz vuruşları kritik vuran falan uyumlu şampiyonlar akar. 33k hasar vurduk. Sadece bu itemi denemiş olduk arkadaşlar. Sezon bir selam. Sezon 11'de bizi güzel şeyler bekliyor gibi. Oynarım diye düşünüyorum LoL'ü yine de, ama bakalım nasıl olur. Oynarsam da sizinle beraberim YouTube'da. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi zaten unutmuyorsunuz. Unutmayın. Bir sonraki videoları yakalayın. Güzel videolar paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.